şemme. Hidayeti Kur'aniyenin nesiminden. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ala rahmetihi alel alamin bi risalati seyyidil murselin Muhammedin sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlem eyühel aziz. Şu alem görünen ve görünmeyen bütün tabakat ve enva ile la ilahe illa diye tevhidi ilan ediyor. Çünkü aralarındaki tesanüt böyle iktiza ediyor ve o tabakatla enva bütün erkaniyle ile la rabbe illahu diye ilanı şehadet ediyor. Çünkü aralarındaki müşabehet böyle istiyor ve o erkan bütün azasıyla ile la maleke illahu diye şehadetlerini ilan ediyorlar. Çünkü aralarındaki temasül böyle iktiza eder ve o aza bütün edzasıyla La mudabbire illahu diye şehadet eder çünkü aralarında teavun ve tedahul vardır ve o edza bütün cüziyatı ile la mudabbire illahu diye olan şehadetini ilan eder çünkü aralarındaki tevafuk kalemin bir olduğuna delalet ediyor o cüziyat bütün hüceyratı ile la mutasarrife fil hakikati illahu diye şehadet eder ve o hüceyrat bütün zerratı ile la nazime illa diye ilan-ı şehadet eder. Çünkü cevahiri fert arasındaki haytın bir olduğu böyle iktiza eder. Ve o zerrat bütün esiriyle la ilahe illâhû cevheresiyle ilan-ı tevhid eder. Çünkü esirin besateti, sükûnu, intizamla emri halika sürati imtisali böyle iktiza eder. İlem eyyühe'l aziz, hiçbir insanın Cenab-ı Hakk'a karşı hakkı itirazı yoktur ve şekva ve şikayete de haddi yoktur. Çünkü şikayet eden ferdin hilafı hevesini iktiza eden nizamı alemde binlerce hikmet vardır. O ferdi irza etmekte o bin hikmetin iğdabı vardır. Bir ferdi razı etmek için bin hikmet feda edilemez. Velavit tebe'al hakku ehva'ahum lefesadetis semawati vel ard. Eğer her ferdin keyfine göre hareket edilirse dünyanın nizam ve intizamı fesada gider. Ey müteşekki, sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun? Cüz'i hevesini külliyat-ı kainata mühendis mi yapıyorsun? Kokmuş olan zevkini nimetlerin derecelerine mikyas ve mizan mı yapıyorsun? Ne biliyorsun ki zannettiğin nimet nikmet olmasın? Senin ne kıymetin var ki sineğin kanadına müvazi olmayan hevesini tatmin ve teskin için felek çarklarıyla hareketten teskin edilsin. İlem eyyüel aziz, cesedin bir uzvundaki bir hücrede yapılan tasarruf, en evvel cesedi tasavvur etmeye mütevakkıftır. Çünkü küllün nakışlarıyla, ahvaliyle cüz'ün çok alaka ve münasebetleri vardır. Öyleyse cüzde tasarruf, halık küllün emri altındadır. İlem eyyüel aziz, hevam, balık gibi küçük hayvanların yumurtalarını, haşerat ve nebatatın tohumlarını pek büyük bir rahmetle, bir lütuf ile, bir hikmetle hıfz eden sani hakimin hafıziyetine layık mıdır ki, ahirette semere veren ağaçlara çekirdek olacak amalinizi hıfz ihmal etsin. Halbuki sen hamili emanet, halife arzsın. Evet, her bir hayatta bulunan hıfzül hayat hissi, vücudun ebedi bir bekaya ismi hay, hafiz, bakinin tecellisiyle incirar edeceğine delalet eder. İlem eyyühel aziz, bir incir tohumunu tavırdan tavıra hıfz eden, devirden devire himaye eden, inhilalden vikaye eden ve o tohumda incir ağacının teşkilatına lazım olan esasları kemal ihtimam ile muhafaza eden, elbette ve elbette halifeyi arz ünvanını alan nevi-i beşerin amalini ihmal etmez, hıfz eder. İlem eyyühel aziz, lafızların tebeddülüyle mana tebeddül etmez, baki kalır. Kabuk parçalanır, lüb baki ve sağlam kalır. Libası yırtılır, cesedi sağlam, baki kalır. Ceset ölüp dağılırsa da ruh baki kalır. Cisim ihtiyarlanırsa enaniyet genç kalır. Çokluk, cemaat dağılır ama vahidi fert baki kalır. Kesret bozulur, vahdet bakidir. Madde kırılır, nur bakidir. Binaenaleyh, ömrün bidayetinden sonuna kadar devam eden mana, çok cesetleri tebeddül ve tavırdan tavıra intikal ve devirden devire yuvarlandığı halde, vahdetini, bekasını muhafaza ettiği gibi, ölüm hendeğini de atlayarak salimen ebed yoluna devam edecektir mahaza her vakit fenaya hazır ol emrini intizar eden zail ve bekasız maddiyatta şu hıfz ve muhafaza düsturu beka ile çok münasebetdar olan ruh ve manada da caridir. İlem eyyuhel aziz, uluhiyetin azameti, izzeti, istiklaliyeti, her şeyin küçük olsun, büyük olsun, yüksek olsun, alçak olsun, tahtı tasarrufunda bulunduğunu istiyor. Senin hissetin veya hakaretin, onun tasarrufundan hariç kalmasına sebep olamaz. Çünkü senin ondan buğdun varsa da onun senden buğdu yoktur. Veya senin bir sıfatının hakareti vücudunun hakaretini istilzam etmez. Veya mülk cihetinin mülevves olması melekut cihetinin de mülevves olmasını iktiza etmez. Ve keza Halık'ın azameti çirkin şeylerin tasarrufundan çıkmasını istilzam etmez. Bilakis azameti hakikiye icat hususunda infiradı tasarruf cihetiyle de ihatayı iktiza eder. İlem eyyuhel aziz, maddi olan bir şey, kesafeti ne kadar fazla olursa o nispette ince ve gizli şeyleri göremez ve onları idrakten kasırdır. Fakat nur ve nurani şeyler ne kadar nuraniyette terakki ederse, o nispette ince ve gizli şeylere nüfuzu tam ve keskin olur. Ve keza ne kadar latif olursa, o derecede maddiyatın içlerini keşfeder. Röntgen şuağı gibi mümkünatta mesele bu merkezde ise vacip vahid olan nurul envar ne derece nafizul hafaya alimun bil esrar olacağı bir derece anlaşıldı. Öyleyse azameti tam manasıyla ihata, nüfuz, şumulu iktiza ve istilzam eder. İlem eyyühel aziz, ekseriyeti mutlakayı teşkil eden avam-ı fehimleri, Kur'anca o kadar mürat edilmiştir ki, birkaç dereceyi birkaç ciheti ihtiva eden bir meselede avamın fehimlerine en me'nus, en karip ciheti ve nazarlarına en vazı, en zahir dereceyi söylüyor. Çünkü öyle olmasa delilin neticeden hafi olması lazım gelir. Kur'an'ın kainattan yaptığı bahis, Halık'ın sıfatlarını ispat ve izah içindir. Binaenaleyh ne kadar cumhurun fehmine yakın olursa, irşada daha layık ve daha muvafık olur. Mesela Halık'ın tasarrufatına delalet eden ayetlerden en zahir, en aşikar olan tabakayı وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِلَافُ ve وَاَلْوَانِكُمْ ayetiyle zikretmiştir. Halbuki bu tabakanın arkasında vücuhun taayyünat, teşahhusat tabakası vardır. Evvelki tabakanın fehmi, ikinci tabakanın fehminden daha yakındır. Ve keza en aşikar dereceyi, inne fi halqi semawati vel ardı ve ihtilafi'l leyli ven ayetiyle zikretmiştir. Bu derecenin arkasında arzın şems etrafında emir ve irade-i ilahi kanunu ile tahrik ve tedviri derecesi de vardır. Lakin bu derece evvelki dereceden bir derece mahfi olduğundan terk edilmiştir. Ve keza ve cealnel cibale evtadan cümlesiyle en okunaklı sayfeyi göstermiştir. Halbuki bu sayfenin arkasında Direk ve kazıklar ile tehlikeden muhafaza edilen bir sefine gibi arz da içerisinde vukua gelen her cümerçten dolayı parçalanmak tehlikesinden korumak için dağlar ile kazıklanmıştır. Sayfesi de vardır. Fakat bu sayfa avamı nasça o kadar okunaklı olmadığından terk edilmiştir. Ve bu sayfenin altında da şöyle bir haşiye vardır. Hayatı besleyip sağlamak üzere dağlar arz'a direk yapılmıştır. Çünkü dağlar suların mahzenidir, havanın tarağıdır, tasfiye ediyor, toprağın hamisidir, denizin istilasından vikaye ediyor. Zaten hayatın direkleri bu unsurlardır. Bu sırra binaendir ki şeriatça hilalin tulu ve grubu nazara alınmıştır. Çünkü bu ise ayları, günleri hesap etmekten avamca daha kolaydır ve yine o sırra binaendir ki ezhan avamda tespit ve takrir için Kur'an'da tekrarlar vukua gelmiştir. İlem eyyüel aziz, ayetlerin bahsettikleri hakikatler, şiirlerin bahsettikleri hayalattan pek vasi ve pek yüksektir. Bu itibar ile şiirden addedilmemiştir. Hem de ayetler, sahibinin şuunat ve efalinden bahseder. Şiir ise fuzuli olarak gayırdan bahseder hem de fil cümle adi şeylerden bahsi harikuladedir. Şiirin harikuladelerden bahsi alelekser adidir. İlem eyyüel aziz, Halık'ın vahdetini gösteren ayneler ve delillerini okutan sayfelerin pek çok çeşitleri olduğu gibi, merkezleri bir ve birbirinin içine dahil olmuşlardır. Binaenaleyh, bir aynede göründü veya bir sayfede okundu mu, hepsinde de görünür ve okunur.'' Fakat birisinde görünmemesi, hepsinde görünmemesini istilzam etmez. İlem Eyyü'l-Aziz Bir kelimeyi yazan harfini yazanın gayrısı, bir sayfeyi yazan satırı yazanın gayrısı, kitabı yazan sayfeyi yazanın gayrısı olması mümkün olmadığı gibi, karıncayı halk eden cinsi hayvanı halk edenin gayrısı, hayvanı yaratan arzı yaratanın gayrısı, arzı halk eden Rabbül Aleminin gayrısı olması muhaldir. Rububiyet-i işaretlerindendir ki, kainat kitabında öyle büyük harfler vardır ki, o harflerin bir kısmında bir kelime yazılıdır, bir kısmında bir kelam, bir kısmında bir kitap yazılıdır. Mesela, o kitapta bahır, şecer, arz birer harf makamındadırlar. Birinci harfte semek kelimesi, ikincisinde şecer kelamı, üçüncüsünde hayvan kitabı yazılmıştır. Hatta Yasin suretinde tam Yasin suresi yazıldığı gibi, bazı masnuatta bir kelime olan isminde, çekirdeğinde o masnun suresi ve kitabı yazılmıştır. İlem eyyuhel aziz, Yıldızlar, şemsler arasında mümaselet olduğu gibi, fil cümle müsabahat da vardır. Binaenaleyh onlardan biri ötekilere Rab olamaz ve onlardan birine Rab olan hepsine de Rab olur ve keza her şeye de Rab olur. İlem eyyuhel aziz, İnsanın bir ferdinde bir cemaati mükellefin bulunur. Evet her bir uzuv bir şey için yaratılmıştır. O uzvu o şeyde kullanmakla mükelleftir. Mesela her bir hasse için bir ibadet vardır. Onun hilafında kullanılması dalalettir. Mesela baş ile yapılan secde Allah için olursa ibadettir, gayrısı için dalalettir. Kezalik şu aranın hayalen yaptıkları hayret ve muhabbet secdeleri dalalettir hayal onun ile fasık olur. İlem eyyühel aziz, insanları fikren dalalete atan sebeplerden biri, ülfeti ilim telakki etmeleridir. Yani melufları olan şeyleri kendilerince malum bilirler. Hatta ülfet dolayısıyla adiyata teemmül edip ehemmiyet vermezler. Halbuki ülfetlerinden dolayı malum zannettikleri o adi şeyler birer harika ve birer mucize-i kudret oldukları halde Ülfet sahikası ile onları teemmüle dikkate almıyorlar ta onların fevkinde olan tecelliyatı seyyaleye imanı nazar edebilsinler. Bunların meseli deniz kenarında durup denizin içerisindeki hayvanata vesaire garip halatına bakmayarak yalnız rüzgar ile husule gelen dalgalara ve şemsin şuatından peyda olan pırıltısına dikkat etmekle malikül bihar olan Allah'ın azametine delil getiren adamın meseli gibidir. İlem eyyel aziz, insanların arza ait malumat ve müsellemat-ı bedihiyatları ülfete mebnidir. Ülfet ise cehli mürekkep üstüne serilmiş bir perdedir. Hakikate bakılırsa zannettikleri ilim cehildir. Bu sırra binaendir ki, Kur'an ayetleriyle insanların nazarını melufatları olan şeylere çeviriyor. Ayetler necimler gibi ülfet perdesini deler atar. İnsanın kulağından tutar, başını eğdirir. O ülfetin altındaki havarikul adat mucizeleri o adiyat içerisinde gösterir. İlem eyyüel aziz, aralarında münasebet, muamele, hatta mükaleme bulunan iki şeyin birbirine müşabih veya müsavi olmasını istilzam etmez. Mesela yağmurun bir katresi veya semerenin bir çiçeğinin küçüklüğüyle beraber şems ile münasebeti ve muamelesi vardır. Binaenaleyh, ey insan, senin hakaretin, seni hallak-ı alemin nazarı inayetinden setredecek bir sebep olamaz. İlem eyyüel aziz, denizlerde vukua gelen Meddü cezir gibi, evliya arasında da bastı zaman, tay mekan meselesi, şöhret bulmuştur. Haşiye, bastı zaman sırrı ile çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zamanı miraç, bu hakikatın vücudunu ispat eder, ve bil fiil vukuunu gösteriyor. Miracın birkaç saat müddeti, binler seneler hükmünde vüsatı ve ihatası ve uzunluğu vardır. Çünkü miraç yoluyla beka alemine girdi. Beka aleminin birkaç dakikası bu dünyanın binler senesini tazammun etmiştir. Hem bu hakikata binaen bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş, bazıları bir saatte bir senelik vazifesini yapmış, bazıları bir dakikada bir hatmi Kur'aniye'yi okumuş oldukları gibi, Risale-i Nur'un telifinde de bu bastı zaman hakikatı çok defa vukua gelmiş. Ez cümle, 19. mektup 150 sayfedir. 300'den fazla mucizatı, kitaplara müracaat edilmeden, ezber olarak dağ köşelerinde 4 gün zarfında, her gün 3'er saat meşgul olmakla mecmu 12 saatte telif edilmesi, Ramazan Risalesi 40 dakikada telif edilmesi, 28. Söz 20 dakikada telif edilmesi, bastı zamanın vukunu ispat etmiştir. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمًا Ayeti tay zamanı gösterdiği gibi وَاِنَّ وَا يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ Ayeti de bastı zamanı gösterir. Ez cümle Kitabı Yevakit'in rivayetine göre İmam-ı Şarani bir günde iki buçuk defa kocaman Fütuhat-ı Mekkiye namındaki büyük mecmuayı mütala etmiştir. Bu gibi vukuat istira bile inkar edilmesin. Zira bu gibi garip meseleleri tasdike yaklaştıran misaller pek çoktur. Mesela rüyada bir saat zarfında bir senenin geçtiğini ve pek çok işler görüldüğünü görüyorsun. Eğer o saatte o işlere bedel Kur'an okumuş olsaydın, birkaç hatim okumuş olurdun. Bu halet evliya için haleti yakazada inkişaf eder. Zaman inbisat eder, mesele ruhun dairesine yaklaşır. Ruh zaten zaman ile mukayyet değildir. Ruhu cismaniyetine galip olan evliyanın işleri, fiilleri, sürati ruh mizanı ile cereyan eder. İlem eyyühel aziz, bir bürhan ile elde edilen netice-i tevhidi, bazı insanlar istizam ile dar zihinlerine sıkıştıramazlar veya bozuk hayalleri tahammül edemez. Bu hale karşı o kat'i sayih bürhanı reddetmek üzere bu neticeyi bu kadar azametiyle şu bürhan onu intaç edemez diye bahaneler ile kabul etmez. O miskin bilmez mi ki neticenin kayyumu imandır. Bürhan ancak onu görmek için bir menfezdir veya bir süpürge gibi o neticeye konan vehimleri süpürür. Mahaza bürhan bir değildir, bin değildir, zerrat alem adedince bürhanlar vardır. Fe subhanallah, mülk ile melekût arasındaki hicap ne kadar incedir, aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür, dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa ve ne kadar uzundur, İlim ile cehil arasındaki hicap ne kadar latif ve ne kadar kalındır, iman ile küfür arasındaki berzah, ne kadar şeffaf ve ne kadar kesiftir. İbadetle masiyet arasındaki mesafe ne kadar kısadır. Halbuki araları cennet ile narın araları kadardır. Hayat ne kadar kısa, emel ne kadar uzundur. Evet, hal ile mazi arasında öyle ince bir perde vardır ki, ruhun mazi cihetine geçmesine mani değildir. Cesede nispeten bitmez bir mesafedir. Kezalik, mülk ile melekut, dünya ile ahiret arasında ehli kalb için şeffaf, ehli heva için kesif ince bir perde vardır. Kezalik, gece ile gündüz arasında latif bir perde var ki, gözün kapanmasıyla gece olup, açılmasıyla gündüz olduğu gibi, nefsin alemi maneviyata gözü kapanırsa, ebedi bir gece içinde kalır, gözü maneviyata açılırsa, neharı inkişaf eder. Kezalik, Allah'ın hesabına kainata bakan adam, her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer gafletle esbab hesabına bakarsa, ilim zannettiği şey de cehl olur. Kezalik, iman ve tevhid ile bakan, âlemi nurlu görür ve illa alemi zulümat içerisinde görecektir. Kezalik, efali beşer için iki cihet vardır. Eğer niyet ile Allah'ın hesabına olursa, tecelliyata mâkes, şeffaf, parlak olur. Eğer Allah hesabını olmasa zulmetli bir manzarayı göstermiş olur. Kezalik hayatın da iki veci vardır. Biri siyah dünyaya bakar, diğeri şeffaf ahirete nazırdır. Nefis siyah veçin altına girer, şeffaf veçe terettübeden eden saadet ebediyeyi ister. İlem eyü'laziz, kainatın miftahı, anahtarı insanın elindedir. Alemin kapıları açık ise de manen kapalıdır. Cenab-ı Hak bütün o kapıları ve kenzi mahfiyi açan Ene namında bir miftahı insanın eline vermiştir. Fakat Ene de kapısı kapalı bir bilmecedir. Bunun kapısı açılıyorsa, kainatın da kapıları açılıyor. Evet, Cenab-ı Hak insana bir benlik, bir nevi hürriyet vermiştir ki, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine ait evsafı bilmek için mevhum, farazi bir vahidi kıyasi yapsın. Mahiyeti beşerde pek ince bir ip, insanın vücudunda şuurlu bir kıl, şahsın kitabında bir elif kıymetinde ve miktarında olan enenin iki veci vardır. Biri hayra bakar, bu vecihle yalnız kabili feyizdir, fail değildir. Diğer veci ise şerre bakar, bu vecihle kendisini fail bilir. Enenin mahiyeti mevhumedir, rububiyeti hayalidir, vücudu bir şeye hamil olamaz. Ancak mizanül hararet gibi Vâcibül Vücud'un rububiyetine ait sıfatı mutlakayı muhitayı bilmek için bir mizan vazifesini görüyor. Eğer insan benliğine mizan nazarıyla bakarsa, kainattan zihnine akıp gelen âfâkî malumatı kendi malumatı ile tasarrufat ve sıfatı ilahiyeyi de kendi sıfatı ile tasdik eder. Yine mercine iade eder ve bu sayede kad eflaha men zekkaha'daki men şumulüne dahil olarak bir hakkın emaneti ifa etmiş olur. Fakat kendisine müstakil nazarıyla bakmakla kendisini malik itikad ederse kad khabe men şumulüne dahil olmakla emanette hıyanet etmiş olur. Zira semavat ve arzın hamlinden korkarak imtina ettikleri cihet enenin bu cihetidir. Çünkü dalaletler, şirkler, şerler bu cihetten doğarlar. Eğer vaktiyle o enenin şiddetli bir terbiye ile başı kırılmaz ise büyür, insanın vücudunu yutar. Eğer milletin de enaniyeti inzimam ederse, saniin emrine karşı mübarezeye çıkar. Tam manasıyla bir şeytan olur. Sonra halkı da kendisine kıyas eder, esbabı da o kıyasa dahil eder, büyük bir şirke düşer. El iyazu billah. Mühim bir mesele. Enenin iki veci vardır. Bir vecini nübüvvet almıştır, bir vecini de felsefe almıştır. Birinci vecih ubudiyeti mahzaya menşedir. Mahiyeti harfiye olup müstakil değildir. Vücudu tebeyi olup asli değildir. Malikiyeti vehmi olup hakiki değildir. Vazifesi halikin sıfatını fehmetmek için bir mizan ve bir mikyas olmaktır. Enbiya aleyhisselam enaniyetin bu vecine bakmakla mülkü tamamen Allah'a teslim ederek ne mülkünde, ne rububiyetinde, ne uluhiyetinde şeriki olmadığına hükmetmişlerdir. Enenin bu vecinden Cenab-ı Hak şecere-i ubudiyeti inbat edip, dal ve budakları kainat bahçesinde enbiya, evliya, sıddıkîn gibi mübarek semereleri vermiştir. İkinci veci alan felsefe, enenin vücudunu asli ve kendisini müstakil ve malik hakiki olduğunu zoom etmişlerdir vazifesi de yalnız hubbu zatiyle tekemmülü hayattır. Enenin bu siyah yüzünden enva-en şirkler, dalaletler çıkmıştır. Ez cümle, kuvve-i behimiye dalında sanemler doğmuşlardır. Kuvve-i gadabiye kusnundan firavunlar, nemrutlar çıkmıştır. Kuvve-i akliyeden dehriyun, maddiyun, felasife çıkmışlardır ki, vacibül vücuda bir mahluku vahidi verir, baki kalan mülkünü gayre taksim ederler. Hülasa, Ene, hadizatında bir hava, bir buhar gibiyken, verilen ehemmiyete göre mayi haline gelir. Sonra ülfetle kalınlaşır. Sonra gaflet ve isyan ile öyle kalınlaşır ki, sahibini yutar. Halkı, esbabı da kendisine kıyas ederek, Halık'ın evamirine mübarezeye başlar. Küçük alemde yani insanda Ene, büyük insanda yani kainatta tabiata benziyor. İkisi de tağutlardandır. İlem eyyel aziz, hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Fesadı da ucup, riya ve gösteriş iledir. Ve fıtri olarak vicdanda şuur ile bizzat hissedilen vicdaniyatın esası, ikinci bir şuur ve niyet ile inkıta bulur. Nasıl ki amellerin hayatı niyet iledir, onun gibi niyet bir cihetle fıtri ahvalin ölümüdür. Mesela tevazuğa niyet onu ifsad eder. Tekebbüre niyet onu izale eder. Feraha niyet onu uçurur, gam ve kedere niyet onu tahfif eder ve hakeza kıyaset. İlem eyyüel aziz, kainat bir şeceredir, anasır onun dallarıdır, nebatat yapraklarıdır, hayvanat onun çiçekleridir, insanlar onun semereleridir. Bu semerelerden en ziyadar, nurlu, ahsen, ekrem, eşref, eltaf, seyyidül enbiya vel mürselin, إمام المتقين حبيب رب العالمين حضرة محمدر عليه أفضل الصلوات ما دامت الأرض والسماوات إلهي الذنوب أخرستني وكثرة المعاصي أخجلتني وشدة الغفلة أخفتت صوتي فأدك باب رحمتك وأنادي في باب مغفرتك بصوت سيدي وسندي الشيخ عبد الكادر الكيلاني وندائي المقبول المأنوس عند البواب بيا من وسعت رحمته كل شيء ويا من بيده ملكوت كل شيء ويا من لا يضره شيء ولا ينفعه شيء ولا يغلبه شيء ولا يعزب عنه شيء ولا يؤوده شيء ولا يستعين بشيء ولا يشغله شيء عن شيء ولا يشبهه شيء ولا يعجزه شيء اغفر لي كل شيء حتى لا تسألني من شيء. يا من هو آخذ بناصية كل شيء، وبيده مقاليد كل شيء. ويا من هو الاول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن دون كل شيء، والقاهر فوق كل شيء. اغفر لي كل شيء، إنك على كل شيء قدير. ويا عليما بكل شيء، ومحيطا بكل شيء وبصيرا بكل شيء ويا شهيدا على كل شيء ورقيبا على كل شيء ولطيفا بكل شيء وخبيرا بكل شيء اغفر لي كل شيء من الذنوب والخطيئات حتى لا تسالني عن شيء انك على كل شيء قدير اللهم اني اعوذ بعزه جلالك وبجلال عزتك وبقدره سلطانك وبسلطان قدرتك من القطيعه والاهواء الرديه يا جار المستجيرين اجرني من الشهوات الشيطانيه وطهرني من القادرات البشريه وصفني بحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالمحبه الصديقيه من صداء الغفله واوهام الجهل حتى تفنى الانانيه ويبقى الكل لله وبالله وإلى الله ومن الله غرقا بنعمة الله في بحر منة الله منصورين بسيف الله محظوظين بعناية الله محفوظين بحماية الله عن كل شاغل يشغل عن الله فيا نور الأنوار ويا عالم الأسرار ويا مدبر الليل والنهار يا ملك يا عزيز يا قهار يا رحيم يا بدود يا غفار يا علام الغيوب يا مقلب القلوب والابصار يا ستار العيوب يا غفار الذنوب اغفر لي ذنوبي وارحم من ضاقت عليه الاسباب وغلقت دونه الابواب وتعسر عليه سلوك طريق اهل الصواب وانصرمت أيامه ونفسه راتعة في ميادين الغفلة والماصية ودني الاكتساب فيا من إذا دعي أجاب ويا سريع الحساب ويا كريم يا وهاب ارحم من عظم مرضه وعز شفاؤه وضعفت حيلته وقوي بلاؤه وأنت ملجأه ورجاؤه إلهي إليك أرفع بثي وحزني وشكايتي إلهي حجتي حاجتي وعدتي فاقتي وانقطاع حيلتي إلهي قدرة من بحار جودك تغنيني وذرة من تيار عفك تكفيني يا بدود يا بدود يا بدود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالا لما يريد اسالك بنور وجهك الذي ملأ اركان عرشك، واسالك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا اله الا انت يا مغيث، اغثنا واغفر جميع ذنوبي وسقطات لساني في جميع عمري، برحمتك يا ارحم الراحمين، امين. والحمد لله رب العالمين